Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli bir şey yapacağız. Kendine taco sanan salata yapacağız. Bu böyle çok besleyici, çok değişik gözüken, yapması da çok çok eğlenceli bir tarif. Ben çok seviyorum. Umarım sizler de seversiniz. İlk önce malzemeleri göz atıyoruz. Ondan sonra da yapmaya başlıyoruz. 250 gram kıyma kullanıyorum. Bir tane kırmızı soğanım var. Onu yemeklik doğradım. 2 tane rendelenmiş havuç. Yaklaşık yarım su bardağı kadar konserve Meksika fasulyesi, yarım su bardağı konserve mısır, yarım su bardağı mozzarella peyniri kullanacağım. Yine yarım su bardağı kadar marul olarak düşünebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı domates salçası, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı sirke kullanıyorum. Bir tane misket limonu, 2 tane avokado, biraz zeytinyağı kullanacağım. 2 tane tortilla ekmeği kullanacağım, yani lavaş ekmeği, ikisi aynı şey. Biraz kimyon ve de biraz kırmızı biber kullanacağım. İşte malzemelerim biraz fazla ama bu kadar. Şimdi hemen yapmaya başlayalım. Bunların sunumu çok güzel oluyor. Çünkü tortilla lavaş ekmeklerinden bir kase yapacağız. Bunları marketlerde her iki türlü de bulabilirsiniz. Ondan bir tortilla diyorum, bir lavaş diyorum. İkisini de alıp kullanabilirsiniz. Çok bir farkı yok. Şimdi önümdeki her şeyi boşalttım. Ekmeklerden bir tanesini önüme alıyorum. Şurada zeytinyağı vardı. Onunla her yerine güzelce bir zeytinyağı gezdiriyorum. Bunları fırında pişireceğiz. Ve pişirirken de biraz lezzetli pişmelerini istiyoruz. Ondan dolayı zeytinyağı ilave ettikten sonra üzerine şöyle birazcık tuz ekliyoruz. Çünkü daha sonra bunlar da yeniyor. Ondan dolayı lezzetli olmaları önemli. Biraz daha hafif karabiber gezdiriyorum üzerinden. Ve tamamdır. Şimdi önüme şöyle fırına girebilen bir tane kase aldım. Herhangi fırına giren herhangi bir kaseyi kullanabilirsiniz bu iş için. Ekmeği, lavaşı içine alıyorum. Ve de şöyle yavaşça onu kırmadan şöyle oturtuyorum. Kırmamak önemli çünkü bunları kase olarak kullanacağımız için altının bütün olması lazım. Aksi takdirde diğer malzemeler akar. Ve bu şekilde hazırlıyorum. Aynı işlemi diğerine de uyguluyorum. İki lavaşım da hazır. Şimdi onları 170 derecede önceden ısıttığım fırına vereceğim. Ve yaklaşık 9-10 dakika şöyle bir taco kıvamına gelene kadar onları pişireceğim. Biz de o sırada kıymayı kavurarak yemeği yapmaya devam edeceğiz. Önümde bir tava var. Onun içine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. İçine kırmızı soğanı ekliyorum. Ve de soğanlar biraz karamelize olana kadar yaklaşık 2-3 dakika kavuruyor. Soğanlar tamamdır. Şimdi içine kıymayı ilave ediyorum. Ve de tahta kaşıkla şöyle ezerek kıymayı da soğanla birlikte kavuruyorum. Kıymanın piştiğini gördüğümüz zaman içine tuzunu ekliyoruz. Biraz kimyon ilave ediyorum. Bu biraz bol baharatlı, daha güzel oluyor. Ve de biraz kırmızı biber ilave ediyorum. Hafif bir acılık versin diye. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Baharatların da güzelce kıymaya nüfuz ettiğini görüyorum. Ve de son olarak çok azıcık domates salçası ilave ediyorum. Bir iki dakika daha kavuracağım. Ondan sonra kıyma hazır olacak. Salçayı da şöyle bir kavurduktan sonra altı kıymanın altını kapatıyorum. İçine Meksika fasulyesini ilave ediyorum. Bunlar konserve olduğu için pişmelerine gerek yok. Ama hafif biraz diri oluyorlar. Ondan şöyle bir kenara alayım artık. Kıymanın sıcaklığıyla biraz yumuşamalarını istiyorum. Ama söylediğim gibi pişirmeye gerek yok. Altı kapalı. Tortillalarım da olmak üzere. Bir iki dakikaya onları da fırından alacağım. Ondan sonra salatamızı birleştireceğiz. Tortillaları fırından aldım. Şöyle gördüğünüz gibi artık bir taco kıvamındalar. Şimdi onları biraz daha ılınmaları için bir köşeye alıyorum. Biz de o sırada artık her şeyi birleştirelim. Önüme zeytinyağını aldım. İçine minik bir sos yapacağız. Misket limonunun suyunu sıkıyorum. Misket limonu biliyorsunuz Meksika mutfağının vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Bir misket limonu iki kişniş bence. Genelde her Meksika tarifinde var. Çok da lezzetli oluyor. Biraz daha aromatik. Ama evinizde yoksa normal limon da kullanabilirsiniz. İstediğiniz ekşiliğe göre ayarlayın. Ben böyle ekşiyi sevdiğim için genelde bir limon, bazen bir buçuk ekliyorum. Ve şunu tekrar bir kere daha üzerinden geçeyim. Biraz daha su var gibi geldi ve tamamdır. İçine kişniş ekliyorum. Eğer taze kişniş bulabiliyorsanız direkt taze kişniş kullanın. Bence daha güzel. Ama marketlerde bazen oluyor, bazen olmuyor. Ben bugün bulamadım.
Ondan tuz kişnişle iş görür. İçine sirkeyi de ilave ediyorum. Şöyle bir her şeyi karıştırıyorum. Kendini taco sanan salatanın malzemesi o kadar fazla ki sürekli etrafıma bakıyorum bir şey unuttum mu diye ama unutmadım. Hayır, salatamızın sosu tamam. Şurada yeşillikler vardı, marullar. Onu aldım. Üzerinden şöyle güzelce sosu gezdirdim. Şöyle bir karıştırdım. Ve bunlar da hazır. Şimdi gelelim artık her şeyi birleştirmeye. Önüme bir tane tabak aldım. İçine şöyle tortilla kasemi alıyorum. İlk önce içine kıymalı fasulyeli karışımdan bolca koyuyorum. Bu zaten taco'nun aslında esas karışımı. Üzerine hazırladığım soslu maruldan ekliyorum. Üzerine rendelenmiş havuç. İçine biraz mısır. Mısır da biliyorsunuz yine taco'da çok sevilir, çok kullanılır. Biraz üzerine rendelenmiş mozzarella peyniri. Farklı peynirler de olur. İsterseniz cheddar peyniri de olur. Ve de en son olarak üzerine son dokunuş. Şöyle bir tane yumuşak avokadoyu aldım. Ortadan ikiye kesiyorum. Avokado sert alınmaz. Ondan alırken dikkat edin. Şöyle kabuğu koyu olanlar genelde yemeğe hazır olarak satılıyor. Direkt onlardan alabilirsiniz. Şöyle onu da minik küpler yapıyorum avokadonun içinde. Bu da kabuğundan çıkarmanın en kolay yoludur. Zaten önceki videolarımda da paylaşmıştım. Bir kaşık yardımıyla üzerine güzelce bırakıyorum. İster yarım şişe avokado koyun, ister bir tane avokadonun hepsine koyun. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Ben diğer tortillayı da aynen böyle hazırlıyorum. Ondan sonra tadacağım. Bakalım nasıl olmuş. Ve kendini taco sanan salatalarım hazır. Çok tatlı gözükmüyorlar mı? Aynı zamanda çok da besleyiciler. İçinde proteini, karbonhidratı, avokadosu, yeşilliği, havucu her şeyi var. Bol malzemeli. Bunu böyle bir öğün olarak yemenizi tavsiye ederim. Yani yanına başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok aslında. Şimdi biraz daha tatmak istiyorum. Şöyle kendime bir çatal hazırladım. Çok çok güzel. Salatanızı yiyip bitirdikten sonra şu lavaşları da yemeyi unutmayın. Onlar da gayet lezzetli. Çünkü onları da zeytinyağı sürdük, tuz sürdük, baharat koyduk. Hepsi birlikte muhteşem olur. Eğer evinizde siz de kendini taco sanan salata yaparsanız fotoğraflarını çekip Instagram'da Edil Tatar etiketiyle paylaşmayı unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.